İnsana davet yazılarından. İnsan kendini yönetebilir mi? İnsanoğlunun doğasında yönetme duygusu vardır. İlla ki bu duyguyu çoğu kişide görürüz. Arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman, bir faaliyet yapıldığında lider konumunda kendimizi görmek ve ortamı bizim yönetmemiz gerektiğini düşünürüz. Çoğu kişinin hatırlarsanız ilkokulda sınıf başkanlığı seçimi olurdu. Şimdi oluyor mu bilmiyorum. O başkanlık seçiminde hepimizin içinden ben de yapabilirim, aday olayım mı acaba diye düşünmez miydik? Bu benim başıma da geldi. Gerçi başkanlık seçimini hep kaybediyordum. Çalışkan değildim herhalde, ondandır diye düşünüyorum. Her durumda, her ortamda içimizde böyle duyguların olduğu aşikar ve lider konumunda olduğumuz durumlarda yönettiğimiz kişileri çok iyi takip ederiz. Verdiğimiz görevlerin yapılmasına özen gösteririz. Peki başkalarına yönetme konusunda bu kadar inceleyip sık dokurken, kendimizi yönetirken nasıl oluruz? İnsan kendisini yönetebilir mi? Bu konuda herkesin kendi fikri düşüncesi olabilir. Lakin genel manada bakıldığında kendimizi yönetme konusunda biraz geride kalıyoruz. Planlarımızı hayata geçirirken önümüze çıkan engellere daha çabuk boyun eğiyoruz. Böyle olmasının sebebi vizyonumuza fazla değer vermemek olabilir. Elbette ki sadece şirketlerin bir vizyonu yoktur. İnsanların da vizyonu vardır. Gelecek planları, yapacağı işler, gelecekte kendimizi nerede görmek istediğimiz, bunların hepsi vizyon başlığı altında toplanabilir. Boyun eğmemizin başka sebepleri de var aslında. Duygularımızla hareket ederek zorluklara yenik düşmek gibi. Duygularımız mantığımızın önüne geçtiğinde hedeflerimiz ve planlarımızı duygularımıza göre yönetmemiz imkansız hale geliyor. Çünkü narin bir insana dönüşüyoruz. Duygusal ve mantıksal zekamız kendimizi yönetmemizde büyük rol alıyor. İkisini aynı anda çalıştırdığımızda vereceğimiz kararları daha sağlıklı ve yönetme konusunda da dirayetli olmuş oluruz. Şöyle düşünelim. Bir şirketimiz var ve o şirkete insan kaynakları uzmanı aranıyor. Şirketimize başvurular oldukça çok ve başvuranlar arasında çok başarılı insanlar da bulunuyor. Bunun yanı sıra fazla tecrübesi olmayan bir yakınımız o işe talip oluyor. Ve biz duygularımızla hareket ettiğimizde yakınımızı o göreve getirmek istiyoruz. Ama mantıklı ve duygusal düşüncemizi ortak kullanırsak o göreve daha tecrübeli bir insanı getirebiliriz ve yakınımıza daha verim alabileceğimiz bir iş sahası bulabiliriz. Eğer ki duygusal zekamızla hareket etsek, kendi vizyonumuza zarar vermiş oluruz. Böylelikle karar aşamasında kendimizi doğru bir şekilde yönetmemiş oluruz. Kendimizi yönetme konusunda arkadaş, eş, dost ve bu konuda büyük rol oynayanlardan diğer sevenlerimiz, gün içinde yaptığımız planlar arkadaş ortamında uçup gidebiliyor. Öyle değil midir ki namaz vakti geldiğinde arkadaş ortamında namaz kılan insan namaz vaktini geçirebiliyor. Namaz planlı olarak vaktinde kılınması gereken ibadet şeklidir. Rutin olarak değil, içimizden isteyerek Allah'ın rızası için kılarız. Karşılaştığımız engelleri önümüzden çekerek böyle hareket etmeliyiz. İçsel ve dışsal engellere karşı ruhumuzu, aklımızı diri tutmamız lazım. Rabbim o şuuru bizlere verir inşallah. İnsan kendisini yönetir mi sorusuna geri dönecek olursak, evet yönetebilir. Vizyon sahibi olursa, evet yönetebilir. Duygusal ve mantıksal olarak kararlar verirse, evet yönetebilir. Karşısına çıkan engellere dur diyebilirse, kendinden fedakarlık edebilirse, sabırlı, dirayetli ve en önemlisi kendi çizdiği vizyona göre hareket ederken kendisine saygılı olursa, evet yönetebilir. İnsan önce kendisine saygı duyacak, verdiği kararlara değer verecek, kendisiyle barışık ve stresi azaltmaya çalışacak. En azından deneyecek. Bunlar ne kadar zor olsa da gerekli olan durumlardır.